Genel Meclis Başkanım, değerli mesai arkadaşlarım, sevgili Sarova muhtarımız, vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada kamu hizmetleri kapsamında değerlendirildiğinde en önemli hizmetlerden biri sayılan altyapı hizmetlerinden içme suyuyla alakalı bir konuyla bir araya geldik. Su bizim kültürümüzde, medeniyetimizde en temel unsurlardan biri. Hem millet olarak, Türk milleti, hem İslam'la tanıştıktan sonra Müslüman kimliğiyle Türk milleti su medeniyeti olarak adlandırılan bir medeniyet grubu içinde yer alan ve bu kültürü Avrupa ile tanıştıran bir millet. Su bizim hayatımızda çok önemli. Her türlü oluşumun, varlığın, hayatın idamesini biz suya bağlıyoruz aslında. Temizliğimizi suyla yapıyoruz. Günlük ihtiyacımız itibariyle, içme suyu ihtiyacımız itibariyle düşündüğümüzde de çok önemli yeri var. Tabii su konusunu özel idareler birinci öncelikli konu olarak eskiden bu yana almaktaydı ama imkanlar ölçüsünde bunu bir kısım köylerde daha üst düzeyde gerçekleştirebilirken bazı köylerde maalesef bu hizmet yeterince sunulamıyordu. Biraz önce hem değerli başkanımız, değerli vekillerimiz de bahsettiler. Özel idarelerin imkana kavuşmasıyla, yatırım imkanının artmasıyla birlikte köylerimize sunulan hizmet çok daha üst noktalara taşınabildi. Sadece özel idarenin bu imkanlarıyla yeterli kalınmayacağını, köylerimizdeki içme suyu başta olmak üzere ulaşım sorununun da telafi edilmesi için ilave kaynak ihtiyacı düşünülerek 2000 yanlış hatırlamıyorsam 5 yılından bu yana KÖYDES adı altında bir projeyle bütçeden çok önemli bir kaynak köy altyapısına harcanır oldu. Bu sayede köylerimiz biraz önce değerli dostlarımızın bahsettiği asfaltsız çamur yollardan Manisa'mız da aynı şanslı iller grubunda yer alıyor. Bütün köylerimizin birinci ulaşım yolları hatta ikinci alternatif yolları da dahil asfalt. Bütün köylerimizin içme suyu var. Köylerimizin çoğunda köy içi yol olarak adlandırdığımız yolları ağırlıklı olarak kilitli parke taşı vermek suretiyle belli bir seviyede şehir standartına yaklaştırdık. Fakat Sayın Başbakanımızın çok sık söylediği durmak yok, yola devam ilkesi aslında hizmette sınır yok. Her bir ulaştığımız nokta hizmetin bir daha ileri aşamaya götürülmesi için başlangıç noktası niteliğinde. Bu ilkeyle sürekli olarak gelişen bir hizmet standardı içindeyiz. Şu an açılışını yaptığımız tesiste aslında ülke olarak da hizmet standardını sürekli ileri götürdüğümüzün bir örneğini teşkil ediyor. Biraz önce 50 mikrogram litre veya miligram ton hesabını değerli arkadaşlarımız ifade ettiler. Bunu biraz daha ben farklı bir bakış açısıyla tekrar etmek istiyorum. Şu an bizim ülke olarak benimsediğimiz standart içme suyunda içme amacıyla kullanım amaçlı sular, insani tüketim amaçlı sular olarak adlandırılan mevzuatta 10 mikrogram litre seviyesine standartına yükseltilmiş bir standart. Fakat şu an Dünya Sağlık Örgütü standartlarını uygulayan içlerinde gelişmiş ülkelerde olan pek çok ülkesinde bu hala 50 mikrogram litre. Bu aradaki farkın insan sağlığı için kabul edilebilir
olduğunu gösteriyor. Yani bizim şu an arıtma tesisi kurduğumuz Saroba köyünün de aslında mevcut hali, önceki hali Dünya Sağlık Örgütü'nün benimsediği standartlara göre insani tüketim için kullanması sağlık açısından zararlı su kapsamında değil. Biz sadece bu hizmette çok daha üst bir standardı belirlediğimiz için böyle. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu seviyeye ulaştığımız maddi imkanlar, yatırım imkanlarıyla geldiğimizi, gelebildiğimizi tekrar vurgulamak istiyorum. Değerli dostlarım, sadece bu hizmette değil, pek çok hizmette aslında benzer bir yaklaşımı memnuniyetle ifade ediyorum bunu da. Tüm kamu yönetimi benimsemiş durumda. Hem genel idare kurumları, hem seçilmiş idareler, yerel yönetimler halka hizmeti aslında hakka hizmet olarak kabul ediyorlar. Halka yapılan hizmet ile ancak hakkın rızasına ulaşılacağını ve kamu görevlisinin maaşı dışında vicdani rahatlığının ancak halka verdiği hizmetten karşı tarafın memnuniyetiyle gerçekleşebileceği yaklaşımı, algısı oluşmuş durumda. Bunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bugün sembolik olarak bu köyümüzde açıyoruz ama toplam açılışını bugün yaptığımız içme suyu arıtma tesisi 25 adet. 10 değişik ilçemizde bulunan köylerimiz, binanın üzerinde de isimleri asılı. Bu köylerimizde içme suyu arıtma tesislerimiz bugün itibariyle bitirilmiş durumda. 2013 yılı ek yatırım programlarıyla gerçekleştirdiğimiz tesis sayısı bunun üzerinde olacak inşallah. Yıl sonu itibariyle 25 köyümüze ilave en az 6 köyümüzün daha arıtma tesisinin tamamlanmış olmasını ümit ediyoruz. Ben insan sağlığı için son derece önemli olan insan sağlığı yanında insanımızın daha kaliteli, yüksek standartlı hizmet kapsamında içme suyu kullanma için önemli olan bu tesislerin hem Saroba köyümüze hem de geri kalan 24 köyümüze hayırlı uğurlu olmasını, sağlıkları için güzel bir yatırımın hayatlarını daha sağlıklı idame ettirmeleri için de bir vesile olmasını diliyorum. Buraya katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel yatırımlarla, halkımıza daha güzel hizmetlerle bir araya gelmek dileğiyle hepinize saygıyla selamlıyorum. Bak gözükmüyor bak. Önce fotoğraf çekelim şu anda.